Herkese merhaba. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber San Sebastian cheesecake yapmayı deneyeceğiz. Biliyorum modasına birkaç yıl kadar geç kaldım ama aslında TikTok'ta hala her gün benim önüme düşüyor. O yüzden hala seviliyor diye düşünüyorum ve ben daha önce yapmayı hiç denemedim. Aslında daha doğrusu sanırım hiç cheesecake yapmadım genel olarak. Ve San Sebastian cheesecake normal cheesecake'lerden birazcık da farklı biliyorsunuz. O tabanındaki bisküvi katmanı yok. Uzun zamandır da kanalımda tatlı yapmamıştık. Umarım başarabilirim. Şimdi ben nefisyemektarifleri.com'dan bir tarif takip etmeye çalışacağım. Ama şöyle bir sorun yaşadım. Malzemeleri önce ben size bir okuyayım. 300 gram toz şeker, 60 gram un, 4 tane yumurta, 950 gram taze peynir, 2 paket vanilya şekeri, yani şekerli vanilin, 500 gram krema, 1 çimdik de tuz. Gördüğünüz gibi bol bol peynire ve kremaya ihtiyacımız var. Neredeyse 1 kilo peynir gerekiyor. Ki bu da şu paketlerden 6 taneye denk geliyor. Tamam neyse dedim, sorun yok. Girdim alışverişimi yapıyorum, biliyorsunuz her zamanki gibi ben internetten yapıyorum alışverişi. Ekledim 6 tane sepete peynir. Kremaları da ekledim, hepsini de ekledim. Bir kere bütün malzemeler, bu saydığım malzemeler ki un ve yumurta evden, geri kalanını sipariş etmem gerekiyordu evde olmadığı için, 240 liraya denk geldi. Yani bir adet San Sebastian cheesecake'in maliyeti bugün 19 Ağustos 2022 240 liraya denk geliyor en az. Neyse dedim, tamam alacağız, yapacak bir şey yok. Site 3 taneden fazla şu peynirden almama izin vermedi. 6 tane lazım demişti. Başka bir yere bakıyorum, orada da bir taneden fazla sepetime ekletmiyor. Başka bir yere bakıyorum, orada yok, hiç yok. Yani 6 tane şu peynirden toplayamadım. Dolayısıyla bu az önce size okuduğum ölçülerin yarısı kadar yapacağız. Daha küçük bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Mecburen. Ama bu video vesilesiyle de anladım ki San Sebastian cheesecake'i gerçekten evde yapmak çok mantıklı değilmiş. Ama yine de yapıyoruz. Şimdi yarım ölçü yapacağım, daha küçük yapacağım dedim ya. Onun için o ikiye bölünmüş halini de sayıyorum size ölçüleri. 150 gram toz şeker, 30 gram un, 2 tane yumurta, 475 gram peynir. Şu peynirlerden taze peynir. Bir tane şekerli vanilin, 250 gram krema, 1 çimdik tuz. Ama daha küçük bir çimdik. Tarifi ben her zamanki gibi yine bilgi kutucuğuna koyuyorum. Şimdi ne yapıyormuşuz? İlk önce yumurta ve şekeri mikserle yüksek ayarda çırpıyormuşuz. 150 gram şeker alıyorum buraya. 2 tane de oda sıcaklığında yumurta. Wait. What the fuck? Ne oluyor be buna? Blender'dan bir şeyler geldi. Ne? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Pasaktı resmen blender'dan. Okey, blender'ı temizlediğimi düşünüyorum. İnşallah aynısı başıma gelmez. Çırpıyoruz. Sonra unumuzu alıyoruz. Farklı bir kaba alıyormuşuz. Bir pakette şekerli vanilin. Bu ikisini bir karıştırıyormuşuz. Sonra bu çırptığımız şeyin içine elekten geçirerek koyuyormuşuz. Ya kolay duruyor ama bugün o kadar çok şey ters gidiyor ki sanki olmayacak gibi. Sonra bunu karıştırıyormuşum. Önce kaşıkla karıştırıyormuşum. Sonra yine mikserle 5 dakika çırpıyormuşum. Ondan sonra bunun üstüne bir çimdik tuz serpiyoruz. Ve peyniri ekliyoruz. Ne kadar peynir? 950/2. Biliyorsunuz daha önce böyle tarifi böldüğümde birçok kez bazı malzemeleri bölmeyi unuttuğum için tarif fail oldu. O yüzden ona çok dikkat etmeye çalışıyorum. 475. İki tanesini bir tam koyacağız zaten. Diğerinden de bir kısım. Okey. Ya tart kapandı. Kaç koyduğumu bilmiyorum şu an. Dedim bak her şey ters gidiyor bugün dedim. Göz kararı. Bana ne, ne yapayım? Açılmıyor da. Ne, pilim mi bitiyor? Hayırdır? Sizce buradan 115 gram almış mıyımdır? Şöyle yapacağım. Şunun bir darasını alalım. 15 gram. İki bu. 81 gram. 81-15. 66. 180-66. 114. Tam olarak 115 almışım gibi duruyor. Hadi birazcık da şey pay olsun. Şöyle bir şey daha koyuyorum. Tartı galiba sizlere ömür. Şimdi bunu yine çırpıyoruz. Peynir karışana kadar.
Sonra kremayı ekleyeceğiz. O ne kadardı? 500 gram krema değil, 250 gram. Yani bir tam bir çeyrek. Ama onu önce böyle bir şeyde ölçeceğim ki aynı sorunu yaşamayalım. Aa, bak gitti yine son şeyde. Şöyle yapacağım. Kim Allah'ını seversen. 143. 250, tamam yeter. Kremayı da buna ekliyoruz. Biraz daha çırpıyoruz. Karışımımız bu kadar galiba. Böyle. Şimdi kalıp olarak benim şöyle bir kalıbım var. Yıllar önce alıp hala henüz kullanmadım. Ve tarifte 26 santimlik bir kalıp kullandığını söylüyor. Aynı bu şekilde tabansız, kelepçeli bir kalıp kullanıyormuş. Ama ben miktarını yarıya indirdiğim için bunu da biraz küçük kullanacağım. Şu an bu 16 santim falan. Açıkçası küçültemiyorum da büyültemiyorum da. Bu böyle kalmış. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Hiç uğraşmak da istemiyorum. Bence gayet uygun bir boyut. Bunun altını alüminyum folyoyla kapatacakmışız. Sonra onun içine de yağlı kağıt koyacakmışız. Böyle mi? Okey. Ben şey yapsam yine, benim her zaman yaptığım gibi. Bunu böyle içine döşesem. Gerçi yuvarlak olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz galiba. Ama şöyle katlaya katlaya bence neden olmasın. Çok da güzel oluyor vallahi. Sonra harcımızı elekten geçirerek koyulmuşuz bu kek kalıbının içine. Hadi bakalım. Bu kadar. Şimdi bunu fırına koyacağız. Fırında bu arada ısınıyor. 210 dereceye ısıtacakmışız ve 210 derecede 30 dakika civarı pişirecekmişiz. Ama ben tarifi böldüğüm için acaba daha kısa mı tutmam gerekiyor bilmiyorum. O yüzden böyle kontrol ede ede pişireceğim. Kolaydı sanki. Niye bu benim aklımda hep böyle aşırı zor tutmayacak bir tarif gibi kalmış ki bilmiyorum. Gerçi tutmaya da bilir hala. Henüz pişmedi. Erken konuşmamam lazım. Ama tat olarak kaseden baktığım kadarıyla tadı bayağı iyi. Şimdilik 20 dakikaya kurdum. Sonrasında kontrol edip gerekirse uzatacağım. Okey, pişmedi 20 dakikada. Bayağı şu an çiğ. Bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Bunun üstü hala bembeyaz. Biraz daha. Okey, şu an şöyle bir durumda oldu herhalde. Birazcık daha mı? Bilemedim. Yani 40 dakika pişti. Tarifte 30 dakika diyordu. Ama bu bayağı oynak. Böyle mi olması gerekiyor bunun? Pişti galiba. Alıyorum ben onu. Kapattım bunu da. Yakmayalım şimdi. Ertesi günden tekrar merhaba. Şimdi ben bu cheesecake pişmiş mi pişmemiş mi emin olamayınca dün size Instagram'dan sordum. Hani bunun böyle oynak mı olması gerekiyor sizce, pişmiş mi falan diye. Ve siz de evet pişmiş, öyle olması gerekiyor dediniz. Onun üstüne bir de bazılarınız onu şimdi dolaba koy, yarın ye. Hani bir gün dolapta beklesin, öyle ye demişsiniz. O yüzden ben de öyle yaptım. Oda sıcaklığına gelince San Sebastian cheesecake'imizi buzdolabına koydum. Yani bir gün dolapta bekledi. Şimdi devamını yapacağız. Üstündeki o çikolata sosunu yapacağız ve sonrasında deneyeceğiz. O zaman hemen geçelim çikolata sosuna. Bunun için de aslında bayağı basit bir çikolata sosu yapacağım. Kremanın içine çikolata eriteceğim. Çikolata zaten şeyin içine koymadan erimiş. Öyle bir sıcak ki hava. Böyle. Şimdi bunu da soğumaya bırakıyorum birazcık. Şunu kalıbından çıkarmayı deneyelim. Birazcık korkmuyorum desem yalan. Ha, çıkıyor kız. Yanları biraz daha sanki kızarabilirmiş. Altımız kızarmış. Gayet güzel duruyor bence. Okey, sanırım artık deneyebiliriz. Kesiyorum.
Yani benimki biraz daha küçük bir cheesecake olduğu için videolardaki gibi durmadı tabii. Böyle güdük kaldı ama olsun. Bir de çikolata sosunu da koyalım. Şu olayı yapmak istiyorum. Oldu gayet bu arada. Yani evet, sunum açısından çok iyi yapamadım tabii ki de. Ama bence kekimin yapısı falan gayet güzel oldu. Bir de tadına bakalım. Bence tadı da güzel oldu. Niye olmasın ki? Gayet de güzel olmuş bu arada. Ağızda eriyor böyle. Biraz da yanık kısmından da alalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Yemin ederim abartmıyorum. Bilirsiniz zaten, güzel olmadığı zaman güzel olmadı diyorum. Ama bence bu 10 üzerinden 11 San Sebastian cheesecake. Kıvamı böyle aşırı yumuşak, ağızda eriyor. Çikolata sosu da gayet güzel olmuş ki o zaten aşırı basit bir şeydi. Ve aşırı peynir tadı gelmiyor. Ben normalde cheesecake çok sevmem o peynir tadından dolayı. Gerçi videonun başında da demiştim San Sebastian cheesecake normal cheesecake'ler gibi değil diye. Yani bilmiyorum çikolata mı bastırıyor şu an ama hiç peynir tadı gelmiyor. Sanki böyle daha koyu, vanilyalı, ağızda eriyen yumuşacık bir muhallebi keki yiyormuşum gibi. Şimdi çikolatasız bakacağım bir de tadına. Peynir tadı böyle geliyor mu diye. Çok hafif. Aşırı hafif. Hiç öyle peynir ısırıyormuşum gibi bir tat yok. Bence başarılı bir tarif. Ben yaptıysam kesin siz de yaparsınız. Tarifi bilgi kutucuğuna koyuyorum. Başta evde San Sebastian yapmak çok mantıklı değilmiş falan dedim ama lezzeti gerçekten çok iyi olmuş. Dışarıda sanırım bir iki kere yemişimdir ama bence bu yediğim en iyi San Sebastian. Okay, what is your opinion about it? I want to hear yours first and then I'll share mine. I like it. Could be colder. I guess it's out for some time already. No, like 5 minutes. But seriously, it's quite similar to what you can get in Poland. Just the Polish one is not with chocolate. Soft inside. Yeah. Nice. Good job. In Poland there is a cheesecake called sernik, which is similar to this. It's also without the crust at the bottom and sauce at top, like a usual American cheesecake. I don't even know if cheesecake is American. Whatever. Yeah. It's more similar to this than a traditional cheesecake, but they also put raisins in it, yeah? Some depends on the family. It depends because some, like a lot of people in Poland actually don't like raisins, so. But as a, if you grade it? 9? You know, 9 from Pavel is like 10 from me, so I gave it a 10. I think it's very nice, it's soft, it doesn't taste too much like cheese, and it melts in your mouth, it's not too sweet. In the scale of cheesecakes is a bit further than mine. What? I prefer... Ah, you prefer the cheesecakes that you made. Well, maybe you want to make for them some cheesecake someday. I prefer this though, to that yours. One is too sweet, like... The one that you made? Actually, this is, like, I would, maybe I'm wrong, maybe both of them are like 9s. But they are a bit different, because the one that I've done, the crust is a little bit salty and like, it's just a bit more flavor. And this one is very sweet and... Maybe you want to eat it without chocolate. You can, like, later you can eat it without chocolate. But, I think the opposite. The one you made, I was struggling to finish a slice. And this one, I can easily finish. I think this is a lighter cheesecake than yours. It's not that sweet. It's not too sweet. But chocolate and... The chocolate makes it a bit more sweet, but... But nice. Nice. Soft. That's a very good point. I think the chocolate goes well with it too. Okay, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bence bu video bir beğeni fazlasıyla hak etti. Hem San Sebastian cheesecake'im gerçekten çok güzel olduğu için hem de kameraya çok yansımasa da arka planda ben çok fazla teknik problem yaşadığım ama yine de videoyu çekmeyi başarabildiğim için. Sizi detaylarıyla sıkmak istemiyorum ama bu video gerçekten hiç çekilmek istemedi. Sürekli bir sorun çıkıp durdu ama başardım. O yüzden tebrikler niyetine bir beğeni alabilirsem çok sevinirim. Abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Geçen gün istatistiklerde gördüm. Videolarımı izleyenlerin yarısı kanalıma abone değilmiş. Bence çok saçma. Bence abone olun. Hatta videoları kaçırmamak için zile de basarsanız harika olur. Neyse, izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.